ne mülküm vardı, ne tarlam vardı, ne desteğim vardı, ne mirasım vardı, hiçbir şeyim yoktu. Yalnız düşüncelerim ve vizyonum vardı. İlk başladığım gün 55 kilo kaldırdım. Ve dedi, inanmıyorum sana dedi bana. Senin kilon kaç dedi. Dedim ben 37 kilo 400 gramım dedim. Kadının adının olmadığı bir memleketten geliyorum. Hem kadının adı yok, hem kadın aslında o kadar büyük ve o kadar önemli bir faktör ki orada. Benim için özgürlük çok önemli. O yüzden de evlenmedim. Özgürlüğümün kısıtlanması, bana karışılması, yön verilmeye çalışılması çok hoşuma giden bir şey değil. Hayatımda ilk defa duydum bir cümleyi söyledi bana. Dedi ki ne, sen feminist misin dedi. Yapamazsın dendi, o başka bir iştendi, sen anlamazsın dendi, ticareti bilmezsin dendi, zaten kadınsın dendi. Bazı başarılar elde edildikten sonra size dönüp soruyorlar, sen bunu nasıl yaptın? Bir yüksek bir komutanlarımdan bir tanesi dedi ki, Barnacığım dedi, sen bunu yaptın ama bütün kadınlar bunu yapabilir mi? Sen buna kefil olabilir misin? Ben ki komutanım dedim. Siz bütün erkeklere kefil olun, ben de bütün kadınlara kefil olacağım. Biz olduğumuz halde sizin gibi erkekler eşit insanlığın yurttaşları olmak istiyoruz. Mücadelesi ve bu talep kadar makul, haklı, açık, anlaşılır, başka hiçbir talep yok dünya yüzünde. Bir öğrencim geldi şunu söyledi, beni çok etkiledi bu. Hocam siz bize güvendiniz, biz kendimize güvenmiyorduk. Siz bize güveni öğrettiniz. Siz bize güvendiğiniz için biz başardık. Harika bir kelimeydi. Bir insanda azim oldu muydu korkma güzelim.